huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, şimdi cehennemle ilgili bilgiler de verilmiş. Peygamber Efendimiz'de de miraç hadisesi olduğunda, miraca çıktığı, çıkarıldığında e, gördüklerini anlatmış. Cehennem, cennet şimdi var. E, şimdi cehennemden bahsedilirken korkunç şeylerden bahsediliyor. Yani hani biz e, öyle bir şey ki sadece ateş, Yanmakla ifade ediyoruz bunu. Öyle adet olmuştu Adeta yani. işte Anadolu coğrafyasında falan. Ama soğuk cehenneminden bahsediliyor. İşte ne bileyim başka şeylerden de bahsediliyor. Akrepler vadisi, Akrepler var yılanlar vadisi. Mi? Evet. Korkunç şeyler yani. Kimsenin gitmek istemeyeceği, hatta adını bile duymak istemeyeceği bir yer. Şimdi e, öyle bir şey ki sizin de bazen mesela anlattıklarından anlıyoruz ki insanlar bilerek veya bilmeyerek patır patır da buraya doğru gidiyorlar. Koşa koşa. Şimdi biz gitmeyelim o zaman. Ne yaparsak gitmemiş oluruz. Ne yaparsak böyle kötü bir yerden kurtulmuş oluruz. Cehenneme gitmemek için ne yapmalıdır hocam? Şimdi sözlerin en güzeli Allah'tan'ın kelamı. Sonra Ahmet Aleyhisselam'ın kelamı. Sonra onun varislerinin kelamı. İşte onun varislerinden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varislerinden İmam Rabbani Kudüs'e sur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, soyundan geliyor bu zat. 29. kuşaktan da torunudur. Hindistan'da metundur. Mektubat isimli kitabında buyuruyor ki Cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli. Helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. İslamiyetin sahibinin yasak ettiği şeylerden sakınmalı ve İslamiyetin hududunu aşmamalı. Ecel gelince insanı uyandıracaklar. Gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık şey yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Hepimiz öyle bir ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allah Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uyarak geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresinin 6. ayetinde mealen ey iman edenler kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyuruldu. Ayet-i kerimede. İmanı itikat düzelttikten ve İslamiyet'e uygun ibadetler yaptıktan sonra vakitleri kalpleri kalbi temizlemekle mamur etmek lazımdır. Allah-u Teala'yı hatırlamadan bir an geçirmemelidir vücut, eller, ayaklar, dünya işleriyle uğraşırken kalp hep Allah-u Teala ile olmalı. Onu hatırlamakla lezzet duymalıdır. Kalbin temiz olmasından maksat Allah-u Teala'dan başkasının sevgisini kalpten çıkarmaktır. Kalbin hasta olması işte bu çeşitli bağlılıklardır. Bu bağlılıklar kesilip atılmadıkça hakiki iman nasip olmaz. İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek kolay ve rahat olmaz. Yemekleri keyif için, lezzet için yememeli. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeye kuvvet bulmak için yemeli. Eğer önceleri böyle niyet edemezseniz her yemekte zorla böyle niyet ediniz. Hakiki niyet yapabilmeniz için Allah Teala'ya yalvarınız. Tasavvuf az yemek, az içmek değildir. Herkesin helalden kazanıp doyuncaya kadar yemesi lazımdır. Yeni ve temiz giyinmeli ve giyinirken ibadet için, namaz için süslenmeye niyet etmelidir. Bir ayet-i kerimede mealen her namazı kılarken süslü, temiz, sevilen elbiselerinizi giyiniz buyurulmuştur. Elbiseyi herkese gösteriş için giymemelidir ki günahtır. Bütün hareketler, işler, sözler, okumak, dinlemek hep Allah rızası için olmalıdır. Onun dinine uygun olmasına çalışmalıdır. Böyle olunca insanın her organı ve kalbi Allah-u Teala yönelmiş olur. Hep onu zikreder, hatırlar. Büsbütün gaflet olan uyku İbadetleri kuvvetle ve sağlam yapmak niyetiyle uyunursa bütün uyku ibadet olur. Çünkü ibadet niyetiyle uymaktadır. İhlas ile yapılan ibadet insanı hakiki imana kavuşturur. Hadis-i şerifte her şeyin menbaı kaynağı vardır. İhlasın takvanın menbaı kaynağı ariflerin, evliyanın kalpleridir buyuruldu. Allah Teala'ya yakın olmak, onun sevgisine kavuşmak için ihlas ile İslamiyeti uymak lazımdır. İslamiyet'e uymak için önce ehl-i sünnet bildirdikleri gibi iman etmek, sonra haramlardan sakınmak ve farz olan ibadetleri ihlas ile yapmaktır. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Yani özetlemişler. Evet. Böyle yaparsanız diyor cehennemden kurtulursunuz. E ben öyle yapmak istemiyorum. Paşa gönlüm bilir. Nasıl yapmak istersen öyle yap. Değil mi? Haşa gönlüm tercih sana ait. Allah-u Teala herkese irade vermiş. Tercih kullanma hakkı sana ait. İster cehenneme giden aynı şekilde arabalara binersin, ister cennete giden arabalara binersin. Hangisini tercih edersin? O İmam-ı Rabbani Hazretlerinin görüşleri, yani ben başka türlü şeyler de düşünebilirim. Tabii düşünmekte de serbest. Düşünmek de serbest. Onları kafadan mı atıyor? Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ayet-i Kerim'in adı şeriflerden alarak biliyor yani. bunları ayet-i kerime hadis de bildirerek. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Mescid-i Nebi de Medine-i Münevvere'de e, sohbet ediyorlar. Buyuruyorlar ki bir gün bu kürsülerden insanları cehenneme çağıran olacak. Sahabe-i Kerim ediyor camide, vaaz kürsünde nasihat edecek ama ce gelin cehenneme, gelin cehenneme. Gelin cehenneme demeyecek ama anlattıkları onları cehenneme götürecek. Diyorlar ki ya Resulallah nereden anlatacak o? Kur'an-ı Kerim'den buyuruyor. <laughs> ya e zamanımızda var ya işte Kur'an'da bana göre diye başlıyor adam. Ya. Bana göre diye başlıyor adam. E sen kimsin ki? Sen kimsin ki? E bunlar e, şimdi mesela bu mezhepsizlerin ondan sonra bu reformcuların e, itikadı bozuk olanın bir ehlinin bu büyüklere aynı şekilde saldırmasının sebebi nedir? Kalbi kararmış adamın. Doğruyu görünce hani çok Affedersin boğanın kırmızıya saldırdığı gibi saldırıyorlar adamlar. Boğanın kırmızıya saldırdığı gibi saldırıyor. Niye? Çünkü orada doğru var. Doğruya tahammülleri yok. E, Efem, doğruya saldırılır mı? Ya Adem Aleyhisselam bu insanlara ne dedi? Nuh Aleyhisselam ne dedi? İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Ve en son Muhammed Aleyhisselam ne dedi bu insanlara? Ya sizin, sizin işte karnınızı kızınızı alacağım, mallarınızı, mülklerinizi alacağım mı dedi? Ya allah Teala bir de şu elinizde yaptığınız taşları, topla, e, tahtaları tapmayın dedi. Vay dediler. Hatta kendilerine diyor ki Muhammed'im emin. İçimizde en doğru söyleyen o. Ya doğru söylüyorsa bu zat böyle diyor. Aleyhissalatü vesselam inanmadılar, itiraz ettiler. Dolayısıyla bu insanlar peygamberler aynı şekilde inanmadı. Evet. İtiraz etti. Hatta Peygamber Efendimiz'e harp bile ettiler. Ya, şimdi siz diyorsunuz ki Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı kendi götürdü. Tabii öyle diyecek adam. Hesabına gelmediği zaman İslam işte, alimlerini reddediyor. Niye? Ben diyor Kur'an var öğrenirim diyor. Kur'an'da bir şey öğrendiği yok da. Hatta dinsizlik öğren. Di, e, efendim mezhepleri kaldırıp İslam alimleri ortadan kaldırıp ben doğrudan böyle doğru Kur'an yolundayım diyen dinsizlik yoluna girmiştir. Otomatik. Hiç değişmez. Otomatik olarak oraya girmiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bütün hükümler bildirilmez. Bildirilmemiş de. Hadis-i Şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. E zaten zaten hadis-i şerifle dıdıklayıp onları kaldırdın ortada. Ayet-i kerimelere gelince e bu ayet-i kerime, de bu zamanda artık gereği yok. Bunu kaldıralım diyorsun. Yani Allah-u dinini ortadan kaldıralım diyorsun. Dinsiz değilsin değilsin de nesin artık? Müslümanım desene de kim inanır ki sana? Inanır ki sana? Dolayısıyla, dolayısıyla cehennemden kurtulmanın yolu ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını ve hayatlarını okumak. Fıkıh kitaplarını, imhar kitaplarını okumak. Onların hayatlarını okumak. Hayatlarını okudukça okudukça insan kendine gelir. Ya diyorsun bunlar böyleyse, böyle yapıyorsa ben e... Bunun neresindeyim? 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 Çünkü cennete girmek ve cehennemden kurtulmak ancak iman edip İslamiyet'e uymakla emirleri yapıp yasaklardan sakınmakla olur. Başka başka yok bunun yolu. Yok. Efendim başka bir yol biliyorum ben. Başka bir otoman buluyorum. Bulabilirsin haber ver. Dolayısıyla İslam alimleri açık net bir şekilde bildirmişler. Cehennemden kurtulmanın yolu da budur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Bir kimse Ramazan'da bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Hak Teala onu cehennem ateşinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir. <speaking in foreign> and <language> Kamil Mihal, i Ebediye. Üçüncü cilt, 57. mektup. Bu mektup Mevlana Hamit Ahmedi için yazılmıştır. Alemin yoktan var edilmiş olduğunu bildirmekte ve Yunan felsefecilerinin aklı feal dedikleri şeyi reddetmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun ve peygamberlerin en üstününe salat ve selam olsun. Allahü Teala kendiliğinden vardır. Allahü Teala'nın varlığı kendisindendir. Şimdi var olduğu gibi geçmişte de hep vardı. İleride de hep vardır. Varlığından önce ve varlığının sonunda yok olması mümkün değildir. Hep var olması lazımdır. Yokluk ona yaklaşamaz. Allahü Teala'dan başka her şeye alem denir. Alemin hepsi maddenin fizik halleri yani katı, sıvı ve gaz cisimler ve atomlar, moleküller, enerjiler, gökler, akıllar, nefisler, hücreler, bütün canlılar, elementler ve bileşik cisimler onun yaratmasıyla var olmuşlardır. Yok iken sonradan vücuda gelmişlerdir. Sonsuz var olan yalnız odur. Ondan başka her şey yok idiler. Sonradan var oldular. Sonra yine yok olacaklardır. Yer küresini iki günde yarattı. Sonra gökleri ve yıldızları da iki günde yarattı. Yani yoktan var eyledi. Hamim Secde Suresinin 9. ayetinde mealen yeri iki günde yarattı ve 12. ayetinde mealen sonra yedi göğü de iki günde var eyledi buyuruldu. Bir kimse ortaya çıkıp Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini inkar ederek mahluklardan bir kısmına ve göklere, yıldızlara ve elementlere, akıllara, ruhlara kadim derse bunun ahmak olduğu anlaşılır. Bütün dinler Allah'tan başka her şeyin hadis olduklarını, yani yok iken sonradan var edilmiş olduklarını bildirmişlerdir. Bütün dinlerin bu söz birliğini Huccetul İslam İmamı Muhammed Gazali El Munkizu anid Dalal kitabında bildirmektedir. Seyyid Taha Hakkari Rahmetullahi aleyh. Tahay Hakkari ki halis Allah adamı. Onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı. O bir gün buyurdu ki: Rabbimiz bir kuluna acır onu severse iki şey verir ona. Önce ona tanıtır sevdiği bir kulunu onun vasıtasıyla kendine çeker onu. İkinci olarak da ona iyi münasip yani hayırlı bir iş, bir meslek eder nasip. Sahabe tanıyınca peygamberi izişanı nasıl çok yükseldiyse şerefleri ve şanı onun varislerini tanıyan kimseler de öyle çok yükselirler, ulvi derecelerde. Çünkü Resulullah'ın varisini tanımak, onu tanımak gibi kıymetlidir muhakkak. İslam alimleridir, Resul'ün varisleri. Zira dini yaymaktır ortak vazifeleri. Ashabı arasında ne ise bir peygamber, talebe arasında öyledir bu alimler. Aynı hürmet, itaat, aynı saygı ve edep bu büyüklere dahi göstermek gerekir hep. Çünkü Resulullah'ın kalbinden çıkan nurlar onların kalplerinden cihana yayılırlar. Varis şu kimsedir ki murisi her kim ise onda olan her şeyden almıştır o da hisse. Bir günde vaazında buyurdu. Ey insanlar! Ölümü yadınızdan çıkarmayınız zinhar. İnsanlar uykudadır, uyanırlar ölünce. Hesaba çekilirler her şeyden ince ince. Aşikare olunca o gün her günahımız ne kadar mahcup olur, ne de çok utanırız. Beş vakit namazımda hep dua ediyorum. Ya Rabbi, bizi o gün mahcup etme diyorum. Siz öyle yaşayın ki, İslam'a tam uyarak, cehenneme girmesin kimse size bakarak. Hayra vesile olun, olmayın şerre alet. Zira bu, insan için çok büyük bir felaket. Onların kazandığı o günahlar hep zira, size dahi yazılır oldukça o şer icra. Eğer hayra vesile olursak çok iyidir. Yazılır bize dahi o işten sevap ecir. Ve beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak diye merak edersen yaptığın işlere bak. Eğer hayırlı ise bil seni sevdiğini. Değilse sevmiyordur. Düzelt hemen halini. Dinden bir meseleyi bir kimseye öğretmek, yüz ömre sevabından daha kıymetlidir pek. Sonra hatırlayın ki sık sık ölümünüzü, ölümü çok düşünmek uzatır ömrünüzü. Hatta Mevti düşünmek kalpleri ferahlatır. Dünyayı düşünmekse ömrü daha kısaltır. İslam ahlakı. Namazı bozan şeyler. 1. Dünya kelamı söylemek. 2. Kendisi işitecek kadar gülmek. 3. Ameli kesir denecek şeyi işlemek. 4. Farzın birini özürsüz olarak terk etmek. 5. İhtiyarsız farzın birini terk etmek. 6. Dünya işi için yüksek sesle ağlamak. 7. Özürsüz boğazını ayıklamak, öksürmek. 8. Sakız çiğnemek. 9. Bir rükünde üç kere bir yerini kaşımak. Yahut elini kaldırarak birbirine vurmak. 10. Musafaha etmek. 11. Kendi işitecek kadar sesle iftitah tekbirini almamak. 12. Kendi işitecek kadar okumamak. 13. Birisi çağırdıkta, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim yahut Sübhanallah, La ilahe illallah Demek. 14, kas dile selam almak. 15, ağzında bulunan şeker gibi şeylerin lezzetini duyup suyunun boğazına kaçması. 16, açıkta namaz kılarken ağzını havaya açması üzerine yağan yağmur veya dolu gibisinin boğazına kaçması. 17, hayvanın yularını üç kere çekmek. 18. Üç kere elini kaldırmak yahut üç kere ezerek kehle ve pire ve emsalini öldürmek. 19. Bir rükünde üç kıl koparmak. 20. Üç harf olarak yuf, püf demek. 21. At üstünde İslamiyete mütabık olarak namaz kılarken bir ayağıyla üç kere özengisini tepmek. 22. İki ayağı ile bir kere özengi etmek. 23. İmamdan ileri durmak. 24. Özürsüz bir saf kadar yürümek. 25. Saçını ve sakalını taramak. 26. İmam er ve avret için imamete niyet etmekle er ve avret bir safta bulunarak imama uyarak yan yana kılmak. 27 Kendi imamından gayriye fethetmek. Yani imam kıraatte duraklarsa okumasına yardım etmek. 28 Bir avret hali yerde imama iktida etse, sonradan gelen cemaatin teşkil ettikleri saflar o avretin bulunduğu yere kadar yayılsa, onun sağında ve solunda ve arkasına tesadüf eden mahalde namazda bulunan üç kişinin namazı fasit olur. 29, çocuğunu kucaklamak. 30, bir şey yemek veya içmek. 31, dişinin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak. 32, iki eliyle yakasını kavuşturmak, başındaki kisvesini eliyle çıkarmak, yahut çıkarıp giymek. 33, Bir musibet işitmekle, İnna lillah ve inna ileyhi raciun demek. 34 Bir sürur işitmekle elhamdülillah demek. 35 Bir kavle göre bir kimse namaz içinde aksırıp elhamdülillah demek. 36 Yanındakinin aksırmasına yarhamükallah demek. 37 Başkası aksırınca yehdi kümullah demek. 38. Er gelip namaz kılan avreti öpmek. 39. Namaz içinde dua ederken altın ve gümüş ve sair dünya metaına müteallik bir şey istemek. 40. Göğsünü kıbleden döndürmek. 41. Secdede iki ayağını yerden kaldırmak. 42. Kur'an'ı manası bozulacak kadar yanlış okumak. 43, kadın çocuğunu emzirmek. 44, başkasının sözüyle yerini değiştirmek. 45, hayvana üç kamçı vurmak. 46, kapalı kapıyı açmak. 47, üç harfe kadar yazı yazmak. 48, kaftanını giymek. 49, Kaza namazları altıdan az ise bunları hatırlamak. 50. Gemide, trende ve hayvan üzerinde özürlü olarak farz namaz kılarken kıbleden gayri yere çevrilmek. 51. Hayvanın üzerinde yük yapmak. 52. Kalbinden mürtet olmak. 53. Cünüp olmak veya kadın adetli olmak. 54. İmam abdestin bozuldu zannı ile yerine diğerini geçirmek. 55. Manayı bozacak derecede harfleri değiştirmek suretiyle Kur'an-ı Kerim okumak. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Tekirdağ ilimizin Malkara ilçesinden sesleniyorum. İlçe merkezindeyiz. Köylerinden birinde değiliz. İlçe merkezinin de biraz kenar mahallesindeyiz. Bugün sizlere buradan Pir Ali Efendi'yi anlatmaya çalışacağım. Kimdir bu kimse? Bu viraneliğe biz niye geldik? size bir yapı gösteremeyeceğim. Arkamdaki gördüğünüz taşlar yatık yatık dizilmiş olan duvarlar bir medresenin veya tekkenin duvarlarının kalıntılarıdır. Bu bölgede bu tip taşlar çok bulunur. Pir Ali Efendi Malkara'da doğan bir kimsedir. Ve 1545'te Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında yine Malkara'da vefat etti enteresan bir hayat çizgisi vardır. Malkara'nın ilk Türkleşmesi sırasında annesinin babası olan Emir Efendi işte İran, Anadolu o taraflardan Cengiz istilası sırasında demek ki 1200'lü yıllara 1180-1200'lü yıllara denk geliyor. Oradan birçok Müslüman İnançsız, imansız. Cengizin önünden canlarını kurtarmak için kaçıyorlardı. Bugün de bugünün misalleri çok ya efendim. İnsanlar evini, ocaklarını terk ediyorlar. E, yüzlerce kilometre icamında bir kısmını yaya, ayakları patlayarak gelip canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. E zalim bu demek zaten efendim. Zalimle ya çata çat mücadele edeceksin ya da onun zulmünden bir tarafa kaçacaksın. Fitne zamanında tabii ki hep karşı durulmaz. Ekseri de savunmada kalmak icap edebilir. Ve Emir Efendi isimli birisi Malkara civarına geliyor. Malkara'ya yakın köylerden birinde evi yok, barkı yok efendim. Kendisine bir mağara kazıyor. Orada yaşamaya başlıyor. İlim adamı, memleketinde de zaten ilim okumuş birisi. İlim okuyor. İnsanlarla temasında da hep Allah Teala'nın sevgisini anlatıyor. Herkes arasında bir muhabbet peyda oluyor. Bu Emir Efendi, Rodosçuk kısmında, şimdi adı kim bilir nedir o Rodosçuk'un kitaplarda yazına göre Rodosçuk deniyor. Efendim, bu İvaz Fakih köyünün yakınında mağarada, ibadette taatla meşgul oluyor. O sırada Malkara'nın bir kadısı var efendim. Karpuz Yahya <laughs> efendi. Kadıya ilçede bulunan herkeste, kazada bulunan herkeste konuşması lazım, görüşmesi lazım. Onları tanıması lazım. Hırlı mı, hırsız mı bilmesi lazım. Bu kimseyle görüşünce bakıyor ki bu kalp ehli. Bu dehşet bir insan. Efendim. Buna talep oluyor. Evet, zaman zaman ziyaret ediyor, sohbetlerinde bulunmaya başlıyor. Kızını da bu Karpuz Yahya Efendi, Emir Efendi'ye veriyor. Emir Efendi bekar daha. Mağarada yaşayan bir insan, kendi kazdığı mağarada. Yani kayadan ev yapmış kendine. Şimdi olsa turistik yaparlar ya onu. Ve Emir Efendi'nin bu hanımefendiden üç tane kızı oluyor. Üç kızı evlenme yaşına geldiğinde bunlara kendi el yazısıyla birer tane musafı şerif yani Kur'an-ı Kerim yazıyor. Kızım alın bunlar evlendiğiniz zaman sizin çeyizinizle beraber gidecektir diyor. Bu arada Emir Efendi'yi duyan ve ondan artık ilim öğrenmeye gelen kimselerden biri de Nasuh isminde Ankara tarafından gelmiş birisi efendim Malkara'ya geliyor, yerleşiyor. Ve Emir Efendi o üç kızından birisini Nasuh Efendi'ye veriyor. Nasuh Efendi'nin evlendiği o Kur'an-ı Kerim hediye edilmiş kızlardan birisinden de Pir Ali Efendi doğuyor. Ve Pir Ali Efendi Malkara'da işte büyüyor, yetişiyor. E şimdi bir kadının torunu kendisi kadı efendinin torunu yani karpuz Yahya Efendinin torumu torunu Emir Efendinin torunu böylece iki tarafta hem ilim var hem adalet var bu da ilk tahsilini çok kuvvetli alıyor sonra Edirne'ye gidiyor Edirne'de bazı tahsiller yaptıktan sonra dönüp geliyor bu Muhammediye kitabının yazarının torunuyla evleniyor. Ali Efendi, Pir Ali Efendi. Ali Efendi Evliyaullah'tan ee, Gelibolulu, e, Gelibolulu iki kardeşler de Muhammediye kitabının yazarları da onlar da e, Evliya. On torun da elbette ki Evliya görmüş bir torun kız. Onunla evleniyor. Aradan biraz zaman geçiyor. hanıma diyor ki, hanım bak Mısır'da, Kahire'de İbrahim Gülşeni Hazretleri var. Ben bu İbrahim Gülşeni Hazretleri'ni ziyaret edip ona talep olmak istiyorum. Fakat seni yanımda oraya götürecek ve orada besleyecek param yok. Halimizi biliyorsun. Günü birlik biz besleniyoruz. Dolayısıyla seni yanımda götüremeyeceğim. Ama ben de gitmek istiyorum. Yani bir kimse aşık olursa ya sabredecek ya sefer edecek. Seni boşanmakta serbest bıraktım diyor. Benden ayrılabilirsin. Yani memnunum senden ama ayrılabilirsin. Çünkü ben sana bakamayacağım. Hanım diyor ki hayır. Anca beraber, anca beraber ben gelemem. Gelirim senden. Yani senden ayrılamam. Ayrılmak istemiyorum. Neyse madem öyle gidelim diyor. Ee, Mısır'a gitmek için ne yapacaklar? beraber İstanbul'a gidecekler. İstanbul'dan oraya e, İskenderiye gemiler gidiyor. Haliç kıyısına gidiyorlar. Ve Haliç kıyısında Mısır'a gidecek bir gemi ararken bir kalabalık görüyorlar. Bir iskelede gemiden inen insanlar var. Onları karşılayan insanlar var. Allah Allah merak ediyor bu kimdir acaba falan. Oradakilere soruyor kardeşim bu kalabalık neyin nesi? Valla diyorlar bu Mısır'dan Kahire'den gelmiş olan İbrahim Gülşeni Hazretleri. Kanuni Sultan Süleyman Han kendisini davet etti kendine de konak tahsis etti. Şimdi buradaki talebeleri karşılıyorlar. İşte yanında talebeleri de beraber geldi. Aradığını buluyor. Mısır'a gidecekti. Hanımı boşayıp da gidecekti hem. Hikmet ilahi efendim. Yani insan bir dava uğrunda gözünü karartırsa Allahu Teala uzakları yakın ediyor. Böyle kalabalıktan kafasını uzatıp bakarken İbrahim Gülşeni Hazretleri buyuruyor ki Ey Şeyh Ali gel buraya. Bizi buralara getiren sensin biliyor musun diyor. Allah Allah. E kim haber verdi? Cep telefonu yok. İnternet yok. Mail yok. Mesaj yok. Ne, nereden? E, o zaman mı teknoloji ileri bu zaman mı? İnsan tartışabilir. Böylece İbrahim Gülşeni Hazretleri İstanbul'da kendinin ikametine tahsis edilen konakta iki ay kadar Pir Alefendi ile beraber bulunuyor. Diyor ki tamam Pir Ali Efendi beni gördün. Konuştuk. Alacağımızı aldık, vereceğimizi verdik. Hadi sen memleketine git. E, Pir Ali Efendi memleketine geliyor. Arkadan bir ferman Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından. 20 dönümlükten fazla bir toprağı Pir Ali tahsis ediyor. Buraya tekke, mektep, ev, mescit yaptırması için. Hem tekke var hem mektep var. Daha önce de zaten burada mektepte talebe okutuyordu Pir Ali Efendi. Böylece Pir Ali Efendi burada güzel bir eğitim külliyesi kuruyor. Ve bu mahalle o zamanlar bugünkünden belki çok daha kalabalıktı. Böyle hayatını devam ettiriyor. Derken oğlu sonradan şair nevi olan kimse oğlu 10 yaşındayken Pir Efendi vefat ediyor. Şair Nevi 10 yaşında babasız kalıyor, yetim kalıyor. E burada bir ilim merkezi Osmanlı'nın birçok devlet adamları mecburi ikamete gönderiyor öyle ilimden mahrum bir yer değil. Bayağı Trakya'nın Edirne kadar ilim merkezi belki. Ve birilerinin tavsiyesiyle Şair Nevi İstanbul'a gidiyor. Şimdi tabi bu viraneyi hep size seyrettirerek bunu anlatmam belki uygun olmayacak. Ee, tahmin ettiğimiz hudutlar olarak e, Pir Ali Efendi'nin tekkesinin ve külliyesinin hudutlarının birinin daha orada bir gece kondular falan var. ondan orada birkaç şey daha anlatayım. Turahan Bey'in bu bölgede yani Pir Ali Efendi'nin külliyesinin olduğu yerde yakınında bir cami vardı. O camide de Piral Efendi imamlık yaptı vefatından önce. Oğlu şair Nev'i olacak kimse 10 yaşında yetim bir çocuk olarak annesini de burada bırakıp İstanbul'a gitti. Osmanlı'da çocuk yetim de olsa öksüz de olsa mutlaka elinden tutulur. Eğer onda cevher varsa adam gibi yetiştirilir efendim. Ve Osmanlı Devleti'nde padişah hocalığı, şehzade hocalığı en zor hocalıklardandı, mesleklerdendi. İşte 3. Murat Han zamanında onun şehzadelerine hoca oldu. Üç şehzadesinin birden hocasıydı. Şair Nevi. Hem şairdi hem alimdi. Ve bu üç şehzadenin de hocası olduğu halde Üçüncü Murat Han, padişahların şehzade hocalarına ayağa kalkmaları adet değildi, kanun değildi. Kendi hocasına padişahlar ayağa kalkar ama şehzade hocalarına ayağa kalkmaz idi. Üçüncü Murat Han, bu üç şehzadesinin hocası geldiğinde derhal ayağa kalkar, ona hürmet gösterirdi. Böyle bir insan uzun süre ...bu işe devam etti... ...hatta kendisine Evel emirde bir... E, ...Kahire Kadılığı verilmişti... ...o da hay hay dedi Şair Nebi... ...kadılığı da... ...kadıl kudat denilen... ...medreseyi de bitirerek insanlar yapabilir... ...o tam yol hazırlığı yapıyordu... 10 gün falan oldu kadılık emri çıkalı... ...gidecek... ...hemen bir emir geldi durdurun kadılığını... ...bizim şehzadelere okutacak... ...hoca olsun diye... ...evet Şair Nebi de hayatına böyle devam etti... Onun oğlu da Nevizade Ataullah Efendi veya Atayi Efendi. O da babasını 12 yaşındayken kaybetti. Yani Şair Nevi'nin oğlu da Şair Nevi'nin oğlu da 12 yaşındayken Şair Nevi vefat etti. Nevizade Ataullah Efendi'nin de Malkara'ya birçok hizmetleri olduğu gibi Hayrabolu'da ...Hacılar Köprüsü'nü yaptıran kimse de... ...işte Pir Ali Efendi'nin torunu... ...Nevizade Ataullah Efendi'dir. Şimdi soruyoruz bu köprü kim? Kim yaptırdı? Efendim kim yaptı? Doğrusu üzerinden insanlar fazla da geçmiyor ama... ...buna rağmen de insanlar bu şeyi... E, ...bilgiden mahrumdurlar. İşte ben size Pir Ali Efendi'yi anlatmaya çalıştım. Burada bir cami olduğunu... ...anasından babasından duyan orta yaşlı insanlar var. Bunlara da müteşekkiriz. Ama nerededir, kimdir? Bir insanların mülkiyetinden de bir şey kaybetmeden bu tarihi eserin bir yerlerde ucundan tutularak ortaya çıkarılmasını doğrusu çok sevinçle karşılayacağız. Halk da sevinçle karşılayacak efendim. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Malkara'da yine tarihi yerleri, tarihi mekanları sizlere tanıtmaya inşallah devam edeceğiz ondan sonraki günlerimizde de hoşça kalınız efendim.